Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu defa yapacağımız iş eli yüzü düzgün bir kilit uygulaması yapmak. Bu da şu şekilde basitçe bir algoritması olacak. Birinci adım private key okuma. Yani aslında bunun detayları da var da şöyle mesela ben bunu ETC klasörünün içerisinde bir e-kilit klasörü oluşturacağım. Bunun içerisinde de private key diye bir tane dosya oluşturacağım. Private key'i oradan okuyacağım normalde. Ama yani derste o kadar detayına inmek istemiyorum. Çünkü o kısım artık tam olarak uygulamanın nasıl desem production kısmına giriyor. O kadar detayına inmiyorum. Ama bunların da yapılması lazım. Neyse. Key'i okuduk. Daha sonra bütün diskleri oku. Tabi bu bir loop içerisinde olacak. 2 loop aç. Burası loop içerisinde diskleri oku. USB diskleri ayır. USB diskleri de içerisinde e-kilit veri dosyasını oku. Oku. Okunan veriyi decrypt et, yani decrypt'in Türkçesini tam bilmiyorum açıkçası. Yani şifreleme, bir de şifrelemenin tersi. Decrypt edilen veriyi USB diskin seri numarası ile karşılaştır. Eşit ise bilgisayar açık kalsın. Değilse 120 saniye beklemeye. Of. Ya bu Lapce'nin geri tuşunu silince kapanması beni kanser ediyor ya. Üstelik hepsi de gitti. Nefret ediyorum bundan ya. Her neyse anladınız yani. 120 saniye boyunca bekleyecek. Eğer bir tane USB takılmazsa, takılan USB'de de bir tane veri dosyası yoksa ve bu veri dosyası USB ile seri numarasıyla eşlenmiyorsa ne yapacak? Shutdown, yani Linux dilinde halt etmek, yani bilgisayarı çökertmek anlamına geliyor. Shutdown da kullanılabilir. Init komutu da kullanılabilir. Efendime söyleyeyim, restart komutu da olabilir, reboot da olabilir. Bir sürü komut var bunlara gireceğimiz ama tabii biz video çektiğimiz için bilgisayarı tabii ki şey yapmayacağız, kapatmayacağız. O ayrı bir konu. Ama olayın mantığını anlamışsınızdır tahminimce. Şimdi kilit dosyasını private key okuduk. Bu private key'den pub key oluşturmamıza burada gerek yok. Oluşturduktan sonra geliyoruz buraya ve loop döngüsünü açıyoruz. Let USB devices diyoruz. Devices'ları okuma komutumuz neydi? Get devices. Devices'ı okumamız lazım. Nereden? Get devices komutuyla okuyoruz. Ama niye? Burada controlling devices diye bir komutu zaten kullanıyoruz. Dolayısıyla burada devices'ı aslında doğru. Gereksiz bazı işler yapmışız. Bu komut Controlling Devices kısmı çok da gerekli değilmiş. Zaten Controlling Devices devices'ları okuyor. Dolayısıyla burası biraz saçma olmuş. Biz buraya mut devices diyelim.
Bu da ne olsun? My Devices serisi olsun. Bunu zaten birinci derste falan anlatmıştım. Is Mood USB Devices. Pardon. Şurası Mood olacak. Şurası boş. Şöyle. Niye ben bunu biraz karıştırmışım sanırım ya. İyi artı bir. Is USB burada USB olmayanları ayıklıyor. Ayıklasın. Tamam. Get devices o zaman biz alacağız. Buraya göndereceğiz. Elimizde sabit bir tane USB diskleri kalacak. 5 tane hata diyor. Tabii. USB devices. Get devices. Tabii bunu bir mutable yapıyoruz. Sonra controlling devices diyerek devices'ları mutable olarak gönderiyoruz. Bu bize sadece USB olanları verecek. USB olanları. Burada niye? Cannot find. Nasıl bulamıyorsun? İşte burada. Ha, pardon. Buradakini kaldırıyoruz. Zaten devices mutable referans olduğu için gözümden kaçan bir şey mi var? Bu lapçe beni kanser etmeye başladı ya. Pardon. Batch devices. Tamam. Tekrar. Not found in this scope. Nerede? 17. satır. USB. Lamp. Burada ne hatası veriyor? Mood device referansını gönder diyor. Tamam. Tamam. Tabi burada loop döngüsü sürekli döngüde kaldığı için çıkmıyor. Şimdi USB devices'larımız var. Artık device içerisindeki USB'ler, daha doğrusu diskler sadece USB. Ben de diyorum ki for device diyelim biz buna. Device in diyeceğiz. Bu mesela bizim device'ımız. Geleceğiz burada data'ya artık ihtiyacımız yok. Ama data'yı biz okuyacağız. Nereden okuyacağız? Bunu şuraya alalım. Data'yı daha doğrusu biz data'yı hiç okumayacağız. Seri number. Seri data serial number eşittir. There is device serial number. Tamam. Sonra USB diskteki ekilit.veri dosyasını okuyacağız. Okuduk. Tabii bu bir şifrelenmiş veri. Şimdi de karşılaştırma yapıyoruz. If n data eşittir serial number ise println'e seri numarası okundu diyelim. Bir bakalım. Tabii burada okuyacağımız yer burası değil aslında. Şöyle. Pet buff oluşturalım. Let mood pet eşittir pet buff diyelim. New. Daha sonra pet push
Ney? Device'ın bağlandığı mount point'lerinin sıfırıncı elemanı alalım şimdi. Normalde burada da bir döngü oluşturup şey yapmamız lazım. Bütün mount pointler, yani bağlanan bütün disk bölümlerini oku diyeceğiz. Ama şimdilik bir okumasını sağlayalım önce. Okuduk, push ettik burayı. Daha sonra geldik şuraya. Bir tane daha push diyelim. Pet push ekilit nokta veri. Bunu da gönderdik. Artık buraya dosya yolu olarak pet'i veriyoruz. Ama tabii pet buff ayrı, as pet diyoruz. Maksat sorun çıkmasın. Pet olarak istiyor çünkü. Bakalım nerede hata var. U8. Burası as byte dediğimiz zaman batch U8 olacak. Nerede? 34. Tamam, burası encryption, doğru ya. Bu şifrelenmiş hali, bir de bunu decryption edeceğiz. Geliyoruz buraya. Decryption edilen veriyi okuyoruz. Burası eng data değil. Fetch data. Burayı da şimdilik silelim. Bakalım hata nerede kaldı? Doğru. Device şöyle yapalım. Bir bakalım. Device serial number. Burada da yine referansını okuyalım. Burada da referansını okusak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Seri numarası okundu. Benim bir önceki derste yaptığım gibi USB'deki dosyayı okudu. Bunu USB'nin seri numarasıyla karşılaştırdı. İkisi tuttuğu için olay önemini yitirdi. Yani artık akıllı tahta kapanmayacak diyeceğiz. Yani buradaki if bunu sağlıyor. Bu kadar. Dolayısıyla biz burada tabii loop döngüsünde sürekli olarak USB'nin çıkıp çıkmadığını da sürekli kontrol edecek. O yüzden hani biraz eğer performans istersek çok daha ince ayarlar yapabiliriz. Ama zaten akıllı tahtalar iki tane USB girişi olduğu için, gerçi çoğaltabiliyoruz ama yine de 100 tane falan olmadı müddetçe, bu gayet rahat bir şekilde seri numaralarını okuyabilir. Çok fazla bir performans farkı olmayacak. Ama eğer performans istiyor olsaydım, her defasında bütün diskleri okumak yerine diff ile eski USB, eski diskler, takılı olan diskleri yeni disklerle, yeni durumdaki disklerle karşılaştırırdım. Farklı olanları okurdum. Bunların USB olup olmadığına bakardım. Ama dediğim gibi çok büyük bir performans, bizim işimiz için çok büyük bir performans farkı olmayacak. Çünkü işin içine diff'i atacağız. Diff'in verilerini okuyacağız. Oradan diff'in biraz performansı olacak. Çok büyük bir veri olsaydı, string olsaydı diff komutunu kullanırdık. Diff dediğimiz şey de iki dosya arasındaki farkı bize şak diye veren bir tane komuttur. Gayet güzel çalışır. Zaten git de diff komutunu kullanır. Daha önce git kullanan varsa, commit yapıyorsunuz ya, orada farkı ortaya çıkaran komut diff'tir. Eski dosya ile yeni dosya arasındaki farkları ortaya çıkaran komut diff'tir. Ama işte elimizde çok büyük bir veri olmadığı için, çok basit veriler var elimizde. Dolayısıyla bu kadar karmaşaya gerek yok. Ama dediğim gibi çok büyük bir string verisi olsa, işte bunların arasındaki değişikliği sadece okumak istiyor olsaydınız diff kullanırsınız. Ben burada diyelim ki okuduk. Loop komutu her defasında thread sleep
Şöyle 200 milisaniye her defasında uyusun. Tabii bakalım ne diyecek. Duration. Bu direkt demek ki veri almıyor. Duration new from millis 100 diyelim. Şimdi mesela bakın. 200 milisaniyede bir çalışıyor. Diyelim ki nedir? İşte bir tane disk şu anda takılı mı takılı değil mi bilmiyoruz. Bunun için bir tane veri oluşturalım. Let mode is unlock false. İlk etapta diskin takılı olmadığını farz edelim. Gelelim buraya. Eğer disk takılıysa ve okunduysa is unlock true diyoruz. Burada artık yani bilgisayara bir nevi bu veriyle diyeceğiz ki komutu kullanma. Yani shutdown yapma, bilgisayarı kapatma komutu bununla kontrol edilecek. Bir de diyelim ki hiç USB takılmadı. Let time estimate time olsun. Bu da yine mutable olacak tabii. Ne olsun? Kaç saniye? 120 saniye. Daha doğrusu aslında buna hiç gerek yok. Time komutuyla instant no diyelim. Sonra bunu nerede kontrol edeceğiz? Şurada. Geliyorum buraya. Diyorum ki if estimated time is elapsed as seconds büyük eşittir 120. Yani 120 saniye şu komutun çalışmasından itibaren 120 saniye geçtiyse ve is unlock false ise bunu tabi yazmaya gerek yok. Şöyle ben böyle yazmayı daha çok seviyorum. Println bilgisayar kapanıyor. Şimdi tabi burada shutdown diyoruz. 120 saniye dolunca. Biz bunu tabi 120 saniye yapmayalım. Mesela 10 saniye yapalım. 10 saniye boyunca herhangi bir USB takılı değilse ne yapsın? Bu bilgisayarı kapanıyor yazısı ekrana gelsin. Ama diyelim ki bir tane device okundu. Bu durumda estimated time dediğimiz bu time süresi tekrar baştan sıfırlanacak. Bu defa şimdiki zaman tekrar sıfırlansın. Ama burada da şöyle bir durum var. Doğru. Uyuyor. Tamam. Şimdi diyelim ki disk takılı değil. Hiç takılmasa. Şimdi mesela diski çıkaralım. Diski çıkardım. Hiç takılı olmasa 10 saniye sonra bilgisayar kapanıyor yazısı devreye girecek. Tabii benim tahminimce. Bilgisayar kapanıyor yazısı geldi. Şimdi durduralım. Diyelim ki program çalışıyor. USB'yi taktım. Bunu da ups. Oops. Ne oldu lan? Wow. DKDSK dev
SDC 1 check disk don. Bir şeyler çok ters oldu ama bunu nasıl düzelteceğiz? Yani -ssck-dsk bir bakalım var mıymış? Check disk yok. Biz bunu Linux'ta nasıl bulacağız? Manjaro check disk niye yüklü değil ya? Vay arkadaş ya, dosyamız bozuldu ya. Oho, ben bunları şimdi yapamam. NTFS disk kullanmanın zararları. NTFS fix. Kuralım bunu. O orada varmış. Bu arada siz de biraz Linux nasıl kullanılır görmüş olursunuz. Çok karmaşık değil gerçi ama. Bu da benim Manjaro, daha doğrusu Arch Linux. Power üzerinden dosyaları kullandık. NTFS fix SDC bir bakalım. Şurada. Bakalım şimdi. Bunu çıkaralım. Hadi be. Tekrar. Unrecoverable error. Yuh. Vallahi gpart kullanacağız. Dosyaları kurtarabilseydim. Öyle pis bir şey ki bu. Windows haricinin hiçbir yerde bunu kurtaramıyorsun da. Ben şimdi bunu nasıl tanıtacağım kardeşim? Allah senin belanı versin ya. Dersin tam ortasında ya. Bunu alalım Google Chrome ile, bir bakalım ne diyormuş. Oo.
Elle mont edelim. Mont de NTFS eksi o ro de SDC 1 nereye run run media libredo Toshiba. Bakalım. Mont etti gibi. Bir bakalım. Mont etmiş mi? Medya'ya bakalım. Onu biraz daldı ama. Yes. Şimdi. Tekrar. Yes. Şimdi önemli olan konu şu. Diyelim ki ilk etapta seri numarasını okudu. Sonrasında disk çıkarıldı mesela. Disk çıkarıldıysa ne yapacağız? Tekrar bu is unlock false olacak. O yüzden unlock true okunduğu anda bir tane disk okunmuş diyeceğiz ama o disk çıkarıldığı zaman tekrar false olması lazım. Bu durumda mesela diyelim ki ben diski çıkardım. Çıkardığım anda artık görmeyecek, yani çıkardığımı anlamayacak. Daha doğrusu is unlock true kalmaya devam edecek. Ama benim istediğim şey ne? Flash'ı çıkardığı anda tekrar is unlock false olsun, estimated times da o zaman is unlock'ı şuraya alacağız. Her defasında is unlock false olsun, sonra kontrol etsin eğer bu ama bu defa niye her defasında? Doğru, tamam, böyle düzgün. Şimdi argor run seri numarası okundu. Ben geliyorum buraya, sudo unmount diyorum. Unmount yok mu? Umount. Umount dev sdc 1'i unmount et dedik. Yes. But the index is zero. Öyle bir anda çıkardım ki şurada çıkardım, burada devices sıfıra geldi. Burada devices birdi, burada devices sıfır oldu. Ondan dolayı hata verdi. Bunu nasıl egale edebiliriz? Bunu nasıl yapacağız ki? Bunu yapmak öyle kolay bir şey de değil. Nerede diyor bunu? 24. satır. Device mount point zero. Ha, disk takılı ama mount point yok. Ha, bu iyi, bu iyi. Bu iyi. Tamam. Çünkü burayı ben zaten mount point için alacaktım. Almadığım için, yani for döngüsü oluşturmam lazım. Birkaç tane mount point olabilir, birkaç tane part olabilir diskin. O yüzden hata verdi. Bu disk şu an takılı ama mount point yok. Dolayısıyla sıfırıncı eleman da yok. Hata bundan kaynaklıymış. Ben de şok geçirdim ya. Buradan buraya disk çıkarıldığı anda nasıl olur diye. Gerçi olabilirdi yani. Neyse. Bunu nasıl şimdi yapabiliriz? First diyelim.
Tabi buraya bir tane error muhabbeti. Or panic. Panik var mı? Panik yok. First'ü oku, first'ü okuyamayacağı zaman hata verecek. Ama neyse, bunu bir yapalım ya. Madem buraya gelmişiz. Şöyle. For m in device mount point. Bu ne saçma sapan çalışıyor arkadaş ya. Device mount point. Her bir mount point için. Böyle bunu olduğu gibi buraya aktaralım. Bu defa direkt M diyoruz. Tabi varsa. Olmayacağı zaman doğal olarak okuma yapmayacak. Şimdi. Tekrar çalıştıralım. 10 saniye sonra bilgisayar kapanıyor diyecek. Bekliyoruz. Tamam. Şimdi tekrar mount yapalım. Mount yaptık. Cargo run diyelim. Seri numarasını okuyor. Şimdi diski çıkarıyorum ben. Bu defa no such file or directory. 47. satır. Evet. Korktuğum şey buydu zaten. Hata verdi. Böyle bir dosya yok. Çıktı, alındığı anda dosyayı okumaya çalıştı. Biz unmount edince bu da hata vermesine sebep oldu. Çünkü böyle bir yol yok artık. 47. satırda. Şurada okuma yapıyoruz. Dosyayı okumaya çalışıyoruz ama bulamıyor. Unwrap. Bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle bir şey yapalım. Unwrap etmesin. Let. Tamam. Gerçi yok. Bu result veriyor olması lazım. Okay. Read. K diyelim buna. Read, delete ise tamam. Bakalım şimdi. Tekrar baştan mount yapalım. Burada seri numarası okunacak. Tamam. Unmount. Yine bu defa 27. satır. Burada biz neyi okuyoruz ya? Benim burada bir şey okumama gerek yok ki. Ben burayı boşuna yapmışım aslında. Burada yaptığım işin aynısını orada yapıyorum ama neyse, şimdi o kadar detaya inmeyeyim. O yüzden buradakilerin aynısını orada da yapalım. Hemen
Gelelim buraya. Yine şu unwrap'ı kaldıralım. If let ok diyelim. Data end data, yani eğer okuyabilirse demiş oluyoruz aslında. Az önce lapçe. Allah belanı versin lapçe. Şurasıydı. Çok hatası var ya. If let ok data enk data tamam. Çok şükür. Hata vermedi. Data diyoruz buraya da. Şimdi argoran. Tamam. Mount edelim. Ha, mount ettik, okudu. Unmount durdu. Bilgisayar kapanıyor demesi lazım. Hadi. Yes. Tamamdır. Kısaca bu. Ama hani bunun biraz daha profesyonel olabilmesi için birincisi Eclipse Key'i ben burada Rust projesinin içerisinde arıyorum ama böyle olmaz. Çünkü sonuçta sistem üzerinde çalışacak bu. Yönetici etkileriyle olacak. Bu Eclipse Key etici klasörünün içerisinde olacak. Ben normalde işte ilk etapta dosyayı okurken unwrap etmeyeceğim mesela. Ne diyeceğim? İşte etc Eclipse klasörünün içerisinde eclipse.key dosyasını bul. Önce eğer okuyamazsan böyle bir dosya yoksa ne yap? Önce bir Eclipse klasörünü oluştur. Sonra yeni bir tane private key oluştur ve bunu da Eclipse key'in içerisine yaz. Tabi bu defa Eclipse key etc Eclipse klasörünün içerisine eklenecek. Okumayı oradan yapacak yani. Daha sonra tabi burada da mesela bilgisayar kapanıyor değil, direkt shutdown edecek. Bilgisayarı kapat komutunu direkt devreye sokacak. Yine bunun için mesela yönetici yetkileri lazım. Gerçi yönetici yetkisi olmadan da kapanır ama yine de ben shutdown'u kullanacağım için shutdown yönetici yetkileriyle çalışıyor. Dolayısıyla bizim bu programımız mesela ben şu anda kargoran dediğim zaman bu kimin yetkisiyle çalışıyor? User yetkisiyle, yani benim şu anki masaüstü ortamını kullanan kullanıcının yetkisiyle çalışıyor. Ama mesela şöyle çalıştırsam bak sudo normalde run dediğim zaman target'in içerisindeki debug etap kilit programı çalıştırılıyor. Cargo target debug kilit etap kilit. Şu anda bunu çalıştırdığım zaman bu root yetkileriyle çalışmış oluyor. Şu anda sisteme dolayısıyla müdahale edebiliyor. ETC içerisindeki dosyaları falan okuyabiliyor. Evet, neyse biraz değişik bir durum oldu açıkçası. Ama yine de kaba taslak bir ekilit uygulamasının şablonunu çıkarmış olduk. Çok muazzam profesyonelci olmadı ama işimizi görüyor açıkçası. Neyse bir sonraki derste dediğim gibi şu kısmını yapalım. İşte, klasör yoksa klasörü oluşturup onun içerisine eclipse.key dosyasını atalım. Oradan okuma yapalım. Klasörümüz de buradaki çalışma klasöründe değil. Çünkü gizli olması lazım. Ve bunu da bu uygulamayı da user bin dediğimiz mesela Linux'ta aslında çalışan programların komutları bu klasörün içerisindedir. Biz de buradaki etap kilit dosyası vardı ya bunu user binin altına atacağız. Çalıştırma yetkisini de user'dan alacağız. Sadece root
kullanıcısına vereceğiz. Daha sonra bir tane sistem başlangıcında çalışsın diye servis oluşturup bilgisayara diyeceğiz ki her açıldığın zaman işte bu etap kilidi çalıştır. O da otomatik çalışacak. Dolayısıyla arka planda sürekli kontrol etmeye devam edecek. Tabii yönetici yetkileriyle çalışacağından dolayı dosyalara erişme hakkı da olacak. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.